Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, abone değilseniz abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Size yine yepyeni bir model hazırladım arkadaşlar. Böyle yapraklar arasında akide şekerimiz. Çok tatlı oldular akide şekerler arkadaşlar. Bakın yapraklarımızda çok hoş bir yaprak. Modelim bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar yemenimizin tığ battısını bu şekilde hazırlıyoruz. Ve tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz hemen bir zincir çekerek şöyle orta boy bir örümcek yapıyoruz orta boy örümceği de tığımızın uzattığımız ip boyutunda oluyor arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitledim örümceğimizin dibine muhakkak zincir çekmeyi unutmayalım İki defa tığımın başını doluyorum ve dördüncü tığ battıya 1 2 3 4 şöyle sığ battımı aralayıp 1 2 2 2 alarak buraya bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir tığımın başını bir defa dolayıp yaptığım bu trabzanın arasına giriyorum 1 2 2 3 seferde aldım buraya bir trabzan yaptım Trabzanımın üzerine iki tane zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Trabzanımı aralayıp iki iki alarak buraya iki seferde aldığım binik bir trabzan oluşturdum. Beş zincir. Bu trabzanımı da aralayıp bakın bu şekilde buraya bir tomurcuk yapmış oluyor. Şimdi arkadaşlar bir defa doladım. Bunu saymayacağız. Baştaki ikiyi saymıyoruz. Tomurcuktan itibaren buraya bu şekilde 2 2 alarak 6 tane trabzan yapacağız. Bu birinci trabzanımız. Aynı yere girip aynı yuvaya girip iki seferde aldığım küçük trabzanlar yapıyorum. 3 4 5 evet bir defa doladım bu da 6. ve sonuncu trabzan bu şekilde altı tane trabzanı yaptım ve ilk yaptığım şu büyük trabzana sık iğne ile hiç baş almadan kapattım. Yaprağımızın bir tarafını bu şekilde hazırladık. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde 3 zincir çekerek diğer yaprağın yapımına geçiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yine aynı trabzanımın içine girip 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan. Şimdi bunu yuva edineceğiz. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Trabzanımın içine girip 2 2 aldım 5 zincir çekiyorum. Buraya trabzanı aralayıp tomurcuk olarak kapattım burayı. Hem de bunları çatım işlemek için kullanacağız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir defa doluyorum. Geri kalan kısma yine altı tane tığ battı yapıyorum. Şey trabzan yapıyorum. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bir defa doluyorum iki iki alıyorum bir defa dolayıp trabzanı yuva edindim ve altıncı ve sonuç evet bu da bitti arkadaşlar bakın buradaki büyük trabzana demin kapatmıştık yine aynı şekilde bunu da kapatıyorum şöyle yaprağım iki tane aynı şekilde yaprağım oldu bu trabzanı da geri kalan kısmı da sık iğne yapıyorum Arkadaşlar bu 1, 2, 3 ve 4 ve 5 şimdi dibine değil bir sonrakine kapatıyorum 6 şimdi yine arkadaşlar dibine muhakkak şöyle bir zincirini çekelim örümcek yapacağız aynı boyutta örümceğimizin boyutunu çektiğimiz ip belirliyor orta boy bu şekilde bir örümcek yapıyorum 2 defa tığımın başını doladım ve 3 tane tığ battı atlayıp dördüncüye giriyorum bakın buradaki dördüncü tığ battıma 1 2 2 2 alarak bu şekilde trabzanımı yasa hazırladım. Şimdi arkadaşlar 6 tane zincir çekerek buraya akide şekerlerim için yuva yapacağım. 6 zincirimi kapattım. Bu şekilde buraya bir tane yuva yaptım. Geri kalan kısma da 7 tane aldığı kadar bu şekilde sık iğne yaparak iniyorum. 4 5 ve 6. Hemen arkadaşlar dibine değil bir sonrakine batıyorum ki şöyle hafif meyilli eğimli dursun. Yine arkadaşlar bakın bu şekilde örümcek yapıp bu yaptığım yaprağı ilk önce yaptığım yaprağı yapacağız. Bu şekilde çimenlerimiz alt sıramız devam edecek. Bir yaprak bir çiçeğimiz için yuva bu şekilde yapacağız. Şimdi akide şekerlerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar burada sık iğneli trabzanımızın ucuna 6 zincirden yuva yapmıştık. Ve buraya sık iğne ile sarı ipimi sabitledim. Ve üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi 2 defa tığımın başını doladım ve aynı yuvanın içine girip 1 2 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle çevirip buradan 5 zincirden tomurcuk yapmıştık. Buraya sabitliyorum. Tekrar 2 zincirle geri dönüp bu trabzanımın ortasını arkadaşlar kirpimi yapmış oldum. Hem de akide şekerimi yaprağımın ucuna tutturdum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen giriyorum. Bu 1. 1 defa doluyorum. Bu 2. 1 defa doluyorum. Bu 3. 4. Toplamda 10 defa bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. 7 yani dolayıp ilmek alıyoruz. 8 9 ve 10. 10 taneyi topladık. Şimdi 11. için aynı şekilde bir de yeşil yuvadan alıyorum bir tane oraya kaynaştırma işlemi. Hepsini birden bakın bu şekilde tığıma çektim ve sık iğne ile buraya sabitledim. 5 tane zincir 5 zincirimi çektim dibine bakın. Bu zincirimin ilk zincirimi çekmeye başladığım yere sık iğne ile sabitliyorum. Ve 4 zincirle yeşil yuvaya aşağıya iniyorum. Kapattım bu şekilde. Evet, akide şekerimin bir tanesi hazır bu şekilde arkadaşlar. Çok da tatlı oldular. Yine 5 zincirimi çekip Akide şekerlerimi yapacağım bu şekilde 2 defa tığımın başını doluyorum ve yuvaya girdim 1-2-2-2 iki, iki, iki olarak aldım 5 zincir buraya sabitledim arkadaşlar bunu yapalım öbürünün de sabitleme işlemini gösterip sonra bitirelim Ezan-ı de dinlemiş oluruz. Evet arkadaşlar, 3 tane bu şekilde akide şekeri yapıyoruz. Üçüncüsü için yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi bu şekilde çektim. Hemen 2 defa tığımın başını dolayıp yine bu yeşil yuvama giriyorum. Bu 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir tane trabzan yaptım. Şöyle 5 tane zincir çekerek kirpiğimi oluşturuyorum. Trabzanımın arasına girip kapattım 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yine aynı şekilde 10 tane buraya ilmek toplayacağız. Bu bir 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bu akide şekeri ilmeklerini toplarken şöyle boşluklar oluşabilir arkadaşlar o önemli değil çektikten sonra aşağı doğru kayar hepsini illa dibine kadar dolduracağız diye bir şey yok önemli olan ilmeğimizin sayısı o da 10 11. de yeşil yuvada yapıp bakın bu şekilde tığımı başa doğru çekiyorum bakın o da kaydı dibe doğru gördünüz mü ilmeklerimiz dibe doğru bu şekilde kaydı sonra bunların sık şey ipi alıp sık iğne ile sabitliyorum şimdi iki zincirimi çektim bu tarafta da arkadaşlar bakın yeşil yuvada sabitlemek için Buraya 5 zincirden tomurcuk vardı. Oraya iki zincirimi sabitledim. Tıpkı ilkinde olduğu gibi bu şekilde. Yine iki zincir çekerek dibine hem kirpik yapmış oldum hem de bunu sabitlemiş oldum. 4 tane zincir çekiyorum. Yine yeşil yuvama zincirimi kapatıp akide şekerimi bitiriyorum arkadaşlar bakın bu şekilde evet şimdi ipliklerimi yakıp koparıp hemen geliyorum evet bitmiş hali de bu şekilde oldu çok güzel oldu emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın